Kokunu alıyor. Oo, kal koku diyor, kal kokuyor. Ali kal kokuyor, kal. Kal koku. Ne kadar hu desen de kal koku, kal, kal. Kal kokuyor da. Kal koktu mu adam izgara da yapamıyor. Koku sarıyor o şeylere de. İllallah Muhammedun Resulullah, illallah. Aşkı muhabbet kaynayacaksın. Aşkı muhabbet. Haşa şehvet değil, aşkı muhabbet. Allah'a olan aşkını, aşkın seni közleyecek. Seni közleyecek. Sende bir yangın meydana getirecek. Ciğerlerin yanıp pişecek İsmail, öyle kuru kuruya olmaz. Yanıp ciğerlerin pişecek. Ciğer kokusu ta denizden buraya gelecek. Bazı kardeşlerin kokularını alıyorum. Mesela zikir ehillerinin. He? Bazen zikirde öyle bir rabıta kuruyor ki bizi tam o zikrin ortasında oluyoruz. O zat, bir zat çağırıyor bak bizi kavgaya, bir zat o zat şeyde çağırabiliyor. Zakir değil, zikir ehli, zakir işte o zaten. Bir kişi halkayı çevirebiliyor. Bir kişi de halkayı durdurabiliyor. Her yaptığımız ameli, her işi aşk ile, şefk ile yapacağız. Allah rızasını gözeterek yaparsak her anımız ibadette sayılır. Her anımız ibadete sayılır. Aşk ile, şefk ile yapıyorsak, Allah'ın dinini yüceltmek için yapıyorsak, onun Kur'an'ının hakimiyetinin olması için yapıyorsak, sancağının yücelmesi için yapıyorsak, şanı yüceltmesi için yapıyorsak, eshab-ı kiramın kazandığı sevabı biz de kazanıyoruz. Biz de cihat üzerine çalışıyoruz. Ona inanıyoruz o samimiyette olursak. Ama mevcut siyaset gibi düşünürsek nafile çalışmış oluruz, hiçbir şeye de yaramaz. Yorgunluğumuzdan başka bir şey kalmaz elimizde. Hatta belki elimizdeki de gider. Seher vakti hiç kalkıp da kıyamda rüküya varıp secdeye varıp iki damla gözyaşı döktün mü? İki damla gözyaşı dökebildin mi? Allah için yahut kendi perişanlığın için kendi